O bir yıllık ilişkide vardı ya, hiç konuşmadınız. Beyefendinin o bir yıllık ilişkisi bir sebepten hastanede refakatçi olması için candaşı arıyor. Hmm diyor ya. Hmm, sor bakalım pezevenk sor. Hmm. Ne olacak, orada mı kalacak? Boku mu kalır orada? İnşallah onu sormuyordur. Arıyor. O da dedi ki yanında olmam gerekir. Buna bozulur musun? Çok bozulurum. Gerçekten. Neden? Bozulurum ya. Bizim yani nasıl hiç konuşmamışlar da hasta olunca şimdi bir tek aklına candaş mı gelmiş? Gelmiş. Olamaz öyle bir şey. Oldu diyelim. Önermeyi bozma canım. Oldu. Gitti oldu. Adam. Gitti. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla başlıyor. Yavrum benim. Hınca içme. Hadi bölümün uğuru olsun. La la la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevgili Candaş, sevgili Damla. Kaç senelik bir ilişki Damlacığım? 6. 6 sene. Nerede tanıştınız? Aslında ilk kez birbirimizi benim teyzemin cenazesinde gördük maalesef. Sence şuna gülmen. Tam şu an. Öyle mi gerçekten hocam? Öyle öyle. İlk başta orada görüştük. Ne güzel. Yani. Peki cenazede gördüğünde Allah'a nereye gideceğiz bakalım. İki diyarda da devam eden ilişki testi devam ediyor. Beğendin mi? Yani çok öyle bir ortam yoktu zaten orada. Sadece görmüş. Ama o kimmiş gibi. Dedin mi? Yani ben zaten iyi kötü tanıyordum aslında. Hani aha, ufaktan bir akrabalığımız falan da var. Hani biliyordum ama. Ufakta hani da akrabalığınız mı var? Tabii. Çok uzaktan. Çok uzaktan akrabalığımız. Neyin? Yani benim anne tarafından. Tamam. Benim anneannemle onun annesi kuzenler. Aslında çok da uzak değil tabii de yani. Öyle bir akrabalığımız var. Aslında. Ama birbirimizi hiç görmemiştik o güne kadar. Anneannesiyle annesi kuzenmiş. Evet. Oğlum kardeşlik basınlar saç o zaman. Tamam. İlk teyzenin cenazesinde karşılaştınız. Orada tabii hiç öyle bir ortam tabii yoktu. Hatta ben berbat durumdaydım yani. E tabii. Yani. Cenaze olsa yani gerek yani. Yani orada beğenme ihtimali yoktu benim. Ha, istiyorum. Olsun, gene gören göz görür canım. Bilemiyorum. Neler anlatıyoruz acaba şu an? Şu ana kadar 4 tane günah var. Daha 2 dakika olmadı. Tamam. Sonra işte sosyal medyalardan ekleştik. Neresi? Facebook. Facebook. Instagram'dan. Tamam. Instagram'dan. Kim kime yürüdü? Ya ilk mesajı o attı. Aa. Ya şöyle, bir dakika açıklayacağım. Teyzeme sen de üzüldün mü? Günah 5! Hayır öyle değil. Candaş sürekli benim fotoğraflarımı beğeniyordu. Yani o yürüyordu aslında. Aslanım sen fotoğraf beğeniyormuşsun. Onun yazmasının ne önemi var? Baktım yazmayacak, ben yazayım bari dedim. Tamam yazdın. Öyle bir. Evet. Ne geldi ilk mesaj sana? Telefon almıştı, resim koymuştu. Hayırlı olsun yazdım. O zaman bayağı önce telefon almıştım. Aynen onun için. Telefon alınca telefonun resmini mi koydun? Tabii iPhone alınca böyle hava atıyorlar ya. Var mı böyle insanlar? Eskiden öyleydi. 6 sene önce. 6 sene önce bir de o zaman ben yurt dışına çalışıyordum tabii. Hani ilk alanlardan biri olduğum için muhtemelen. Tabii böyle o ilk şey çıkan mı dedi hani alan ilk kişiler. Aldın onun fotoğrafını mı koydun? Fotoğrafını hala da onu kullanıyorum zaten. Fakiriz biz. Hikaye bayağı azaldı. Hala aynı, o fotoğrafı da likelayan da olmadı. Yani tamam. Öyle. Ne mesajı geldi sana hocam? Telefonun hayırlı olsun gibi bir şey herhalde. Öyle bir telefonun hayırlı olsun, memnun musun? Memnun musun yani? Ben de almayı düşünüyorum. Yani, tamam. Ben de almayı düşünüyorum. Ne kadar yalan dolan. Çok belli değil mi yani? Sen ne dedin hocam cevaben? Onu kimse alamaz. Ben yurt dışında çalışıyorum. Ya işte ben dedim hani güzel telefon kullanabilirsin. Bayağı işte özelliklerini falan anlatmışımdır muhtemelen. Çok hatırlamıyorum şimdi. Yani iyidir kullanabilirsin diye dönmüştüm. Ondan sonra da zaten yine konuşmaya yani devam ettik. Yani o saatten beridir hep konuşuyoruz. Aynen ilk oldu hiç yani. Susmadık. Ne demek o ya? Ya o saatten beri sürekli mesajlaşıyoruz. Hiç bitmedi o konuşma yani. Oğlum çocuk yapmışsınız. Ne anlatıyorsun sen şu an bize? Hayır ondan sonra. O da mı yani mesajlı oldu anasını satayım? Doğrayayım mı? Doğra. Şimdi ilk flörtöz buluşma neredeydi Damla? Ankara'da. Valla? Ben Ankara'da yaşıyordum. Sen? O Irak'taydı. Ben Irak'taydım. O zaman izne gelmiştim orada. Arkadaşlar ne anlatıyorsunuz bana ya? Irak'ta mıydın? Irak'ta ne yapıyordun Irak'ta? Peşmer giydim abi diye. Dur. Hadi bakalım bölüme bak. Cenazeler peşmer gelir. Ne yapıyordun Irak? Ne olarak çalıştın? Ben mühendis olarak çalıştığım için orada bir enerji çok şükür.
Tamam. Enerji santralinde çalışıyordum o zaman. Hiç böyle silah milah fotoğraf paylaştın mı? Yok. Ha tamam. Çelik yelek. Çelik yelek. Aa tabii ama normal. Vur verirler götünü, oralar sakat. Tamam. Irak'taydın, Ankara'daydın. Irak'tan Ankara'ya mı geldin? Evet. Irak'tan. Allah Allah. Uzak mesafe ilişkisine bak. Ankara, Irak. Tamam. Nereye gittiniz? Ankara'da bir kafeye gittik ya. Yani. Ben zaten çok bilmiyorum Ankara'yı da. O çok bilmiyor. Ben onu işte şeyden aldım. Aşti'den. Tamam. Otobüste mi geldin Irak'tan? Yok. Uçakla geldim. İyice yani. Hayatım 6 gün oradayım diye. Mühendise bak. Telefon almış, parası da kalmamış. Para bitti. Yok, oradan serviste işte oraya geçti. Ben oradan aldım. Bir kafeye gittik. Kahvaltı falan yaptık. Kahvaltı. Yaptı. O gün flört edildi mi o gün? Tabii tabii. O zaman sevgiliydik zaten. Yani neredeyse. Ama ne demek o? Hayır, mesajla sevgiliydik. Mesajla sevgiliydik. Ya bir de tabii aynen. O ilk mesajlaşmaktan sonra herhalde 5-6 ay sonra falan buluşabildik herhalde zaten. Tabii. Ya o zaman ancak denk getirdik. O gün öpüşüldü mü? Tabii. Kahvaltıcıda mı? Evet. Kahvaltıcıda mı? Evet. Oha, peynirli meynirli. Ne çirkin ha, değil mi? Aynen, tabii tabii o gün. Evet. Nasıl oldu da insanlar da var? Kim kim öptü? Ya ben öpmüşümdür. Ya yani ben öyle hatırlıyorum. Ben de yani. Öyle hatırlıyorum. Oğlum bir şeyleri hatırlamanız lazım. O kadar da olmamış yani. Ben... Evet, o öptü. Tamam. Küçük bir öptü. Sonra sen hemen döndün mü? Ha, anladım. Öyle insanlık. Küçük, küçük bir öpücük. Aynen. Küçük. Şu, bu küçük öpücük olduğuna inananları o desin. Abi belli ki dilli dudaklı diyenler o desin. Şimdi gerçekleri söyleyin canlar. Yok gerçekten küçük. Yok gerçekten ya. Kalabalık bir ortamdı çünkü. Hani... Evet, tutuşuldum o gün. Tabii. Tabii. Vallahi mi ya? O gün başlandı yani. Evet. Aynen. Ya başlamıştık zaten. Ha tamam. Sonra görüştük. Yani sadece buluşmayı değişik oldu sonra yani. Yaptık gibi. İlanı oldu artık. İlanı. Görüşerek de başladınız. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Anladım. Bu hikaye mesela kahvaltı cenazeden kaç zaman sonra oluyor? Kaç zaman? 7 ay, 7-8 ay sonra falan. 7-8 ay sonra falan. İyi bari 40'ı çıkmış. Ne var lan? Bir şey yok. O kadar güneş yedik, acık sevap toplayayım diyorum. Şimdi bu 6 senelik bir ilişki, evlilik kaç sene? Evlilik 4 sene. 4 sene. 4 sene. Hanginiz evlenme teklif etti? Ben teklif ettim. Nerede ettin hocam? Balmucu'da bir tane büyük bir otel var belki biliyorsunuz. Onun üst katında çok güzel bir terası var oranın. Orada bir teklif etmiştim. Bir şey hazırlamış mı sana? İşte çiçekler vardı, şarap falan vardı. Biz... Güzel bir ortam vardı, menü hazırlatmıştı. Konuya nasıl girdi? Biz nişanlıydık ki. Nişanlıydık zaten o zaman. Yani aslında bayağı zaman geçmişti. Biz nişanlıydık yani. Sen konuya peki antidepresan kullanmış olabilir misin? Alakasız yerlerde gülüyor hep yani. Teyzem öldüğü için. Nişanlıydık biz, biliyor musun? Biz nişanlıydık o zaman. Ben tabii onun başını yediğim için evlenme teklifi etmeyecek. Ha, aslında biraz... Evet ya, biraz şey oldu. Anladım. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi olabilir misiniz? Evet. Ya benim de sayılır tabii. Sayılır. Burası 6 sene. Daha önce kaç sene vardı Candaş? 1 sene. 1 sene falandı. Sayılır dediğim bu mu Candaş? Yani. 6 sene yakın gibi bir tavır yapmadı mı? Daha önce de kadar 10 gün. Aynı kafa kafaya. 1 sene falan var aynen. Anladım seni. Benim de 1 senelik. 1 senelik var. Onlar konuşuldu mu? Hiç konuşmadık ya. Hiç konuşmadık ya. Hadi o zaman. İlişkisi niye var ya? Hiç bahsi açılmadı mı? Hiç açılmadı. Vallahi hiç konuşmadık ya. Gerçekten. Hadi açalım. Neciydi Cadda şu kız? Ya o zaman ben üniversitedeydim, o da üniversitedeydi. Öğrenciydi yani. Tamam. Biz de okuyorduk. Senin kızın? O da öğrenciydi. Ben üniversitedeydim zaten. Tamam. Sonra ne yaptılar? Bilmiyorum. Vallahi bakmışındır. Yok vallahi bakmadım. Hayatım. Vallahi bakmadım. Candaş bakmış ama bugün şov. Ya mezun oldu ama sonra gerçekten ne işte direkt ilgileniyor, ne yapıyor onunla ilgili bir fikrim yok. Yani ne yaptı bilmiyorum sonrasını. Nereden mezun oldu? Neredendi? İstanbul'daydı. Bak bak, bunlar hep yalan. Yok yok. Görüyor musun o hareketi, gördün mü samimiyetsiz? Flash TV oyunculuğunu gördün mü? Flash TV. Herkes gördü mü onu? Bana zoom yapalım Allah'ını seversen. Böyle bir bak. Neredendi? 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 Hatırlayabilsem neredendi? Kız kimdi? Adı aklında mı hocam kızın? Neydi? Onu da unuttum herhalde falan. Bilmem ki. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Candaş bence. Biraz daha benim sanki aynen. Nereden anlıyoruz bunu hocam? Ya mesela normal mutfakta falan yanından geçerken ben böyle bir şey yaparım, dokundururum, bir şey yaparım. Bu mu dokunmatik? Yani... Dokunmatiğe bak, böyle vuruyor. Ayak işiyle kızın poposuna vuruş böyle. Dokunmatiğim abi ben.
Abi dokunmatik bu değil canım. Ya yok tabii canım. Ay, dirsek anlamında değil de hani mesela sarı. Kafa kol daha çok. Yani kafa... Oku lan İstiklal Marşı'nı efendim. Dokunmatiğe bak. Tersten oku yalnız. Ara ara kavga ettiğiniz doğru mu? Tabii. Çok çok kavga yani ederiz. Çok. Yani doğru. Sık sık kavga ediyoruz. Bebekten sonra özellikle. Babalığı nasıl? Felaket. Hayır. Felaket. Çok kaygılı bir baba. Ne demek o? İşte hasta olacak, onu yedirme, bunu içirme, öyle yapma, böyle yapma. Suya girmesin, oradan çıkmasın, buradan girmesin. Her şeye kaygılanıyor. Candaşım? Yani ben o kadar kaygılı olduğunu düşünmüyorum da. Yani çok kaygılı olduğum nasıl bir örnek olabilir? Yani adam şimdi suya girip... Sürekli kaygılı diyor bana karşımda. Hayır yani mesela işte en son tatile gittik. İşte hava biraz bozdu. Yani dedim ki bugün denize girmesin, hastalanır. Yani bu çok normal bir şey bence. Sen ne düşünüyorsun kızım? Çok kaygılı. Cevap da vermiyor adama. Çok kaygılı. Çok kaygılı. Ya şöyle mesela şimdi bebekler de işte hani bir süre dönmeyi falan bilmiyorlar ya. Geceleri gidip böyle nefesini falan dinlerdi. Bu arada genel olarak kaygılı bir insandır. Evlendiğimiz zaman mesela gece kalkıp benim nefesimi de dinliyordu. Abi ayna koy ağzına kadın. Buğu yaparsa yaşıyordur. Mesela kavgalarınız böyle bağır çağır mı? Ya sesler yükselir tabii. Ben Allah. Daha çok bağırdım. O daha çok bağırdı. Sen ama biraz senin bir çıngar halin var. Evet var. Evet çok acayip tatlısın ama böyle manik depresif bir durum da var. Yani. Öbür tarafın da sert gibi. Sert. Ağzına geleni söylüyor musun? Evet. Ne çıktı ağzından en sert? Küfür olması şart değil. Gerizekalı mısın? Salak mısın? O kadar mı? Ya o kadar. Ya çok defol böyle, git. Defol git hani yürü git. O tarz yani çok küfüre böyle yaklaştığımız zaman biz zaten hafiften bir susuyoruz yani hani. O susuyor. Ben susuyorum çünkü yani etmek istemiyorum yani sonuçta. Ben küfüre yaklaştığım zaman o susuyor. Ben susuyorum o ya da tam tersi oluyor. Bunlar bana. Küfüre yaklaşmış halim mi? Tabii defol gitin sonrasında başka bir git olur yani biraz daha yükselse. Ha tamam. Peki kim barışıyor dayanamıyor? Ya genelde ben şey yaparım. Ya çünkü ben küs kalma olayını hiç şey yapamıyorum yani hani dayanamıyorum hemen gidip bir şekilde barışıyoruz. Anladım. Senin yaşam enerjin mesela bir telefon olsan %7 gibi. Ama mesela böyle telefonlar böyle soğuk havalarda bir anda kapanır biliyor musun? Soğuk bir klima vursak herif ölecek gibi bir hali var şu an yani. Valla hiç böyle coşkun olduğun bir durum oluyor mu hocam mesela hayatın içinde? Yani, enerji olarak hep böyle stabil misin? Ya ben genelde daha sakin bir insanım. Hani bundan zaten. Da mı sakinsin? Ya bu seviyedeyim bu hep seviyede. Yani. Tamam güzel. Yani sakin giderim. Bazısı böyledir. Yani bazı yani kaygı düzeyim işte yüksekmiş. Ben de yengelendim burada. Kaygıya takıldı acık ha. Takıldı. Mesela çocukla ilgili kimin dediği oluyor daha çok? Damla? Benim. Öyle mi? Çok karıştırtmıyor musun? Yani karıştırtmıyorum çünkü ipin ucunu kaçırabilir. Hani o yüzden ben tamam bir şey olmaz girsin. Diyorum mesela. Tamam. İşte bir şey olmaz yesin iki tane falan diyorum. Mesela yani. Uyuyorsunuz gece. Sen tabii bebek için uyanıyorsun ya bile. O da kalkıyor mu? O hep kalkıyor ya. Az önce babalığına felaket dedin bu arada. Hayır felaket derken çok iyi bir baba ama abartılı iyi bir baba yani. Hani bu kadar da düşkün olunup bu kadar da kaygılanılıp dikkat edilmez. Biraz da salacaksın çocuğu yani. Akışına bırakıyor yani. Adı ne çocuğun? Candaş Ali. Kaygılı babaya bak kendi adını koymuş. O koymadı ben koydum. Ben istemedim onun fikriyle. Sen mi koydun? Ben sebep koydum. Neden bir tane daha Candaş? Ya şöyle Ali ismi çok hoşuma gidiyordu. Koy Ali koy. İşte Candaş'la tanışmadan önce diyordum ki oğlum olursa adını Ali koyacağım ama yanına bir şey lazım falan. Bula bula koca isim havuzundan. Kocanın adını mı buldun? Onunla tanışınca dedim ki Candaş da ne güzel isim ya. Çok farklı dedim. Fazla duyulduk bir isim değil. Candaş Ali güzel isim olur dedim. Ben nereden bileyim onunla evleneceğimi? Yani öyle isim... kaldı. İyi de vazgeçmek için çok zamanın olmuş sonra. Deliye bak sanki bir şey imzalamış. Söz verdim nasıl sözümü yutayım ben? Mesut Bey. 1,5 yaşında çocuk ne yapabiliyor? Vallahi telefon hastası için telefonunu açıp kendisi YouTube açıyor artık oradan. 1,5 yaşında? Tabii, tabii. Ha, sevdiği bir şarkı var sevdiği onu açıyor. Sevdiği bir şarkı varsa onu açıyor mesela. Açabiliyor. Açıyor. Değiştiriyor böyle sürekli şöyle. Anne diyor. Onları yapıyor anne diyor. Mama diyor, meme diyor. Öyle kadar çok. Bu kadar. Gel. Top, gol. Öyle şeyler söylüyor. Yani... Tek kelime de. Daha donanımlı papağanlar var. Çok İnsan çok aç içinde bir varlık değil mi yani? Top, gol. Hepimiz öyleydik yani. Düğün içinize sindi mi?
Ya şimdi açıkçası çünkü... Sen niye gülüyorsun Damla şu an? Düğün şöyle oldu. Düğünde sorunlar vardı. Bir takım. Bir takım. Benim çok içime sindi ama onu sindim bilmiyorum. Yani. Sorunlar ne demek? Canlış'ın ailesi yoktu düğünde. İstemediler onu. Açıkça söyleyebilirsin yani direkt. Canlış'ın ailesi bizim evlenmemizi istemedi. Düğünde yoklardı. Sonra barıştınız mı? Şimdi barıştık ya. İşte sonra. Bebekten sonra barıştık. 5-6 aydır yine şey yapıyoruz yani. Ama sen aşkının arkasında durdun. Evet. Ben karar veririm dedin. Aynen öyle. Vallahi. Evet. Buraları yayınlayacağız mı peki? Tabii. Tabii canım. Yayınlayın. Sıkıntı yok. Yani yayınlayacaksak buraları kaşıyacağım çünkü hep. Kaşıyabilirsiniz. Mal gibi burada güleriz 20 dakika. Gece arar kız ya. Ben aram açılmasın. Yeni barıştık ya. Ama tanışmayı falan koyun. Sikri olup gidelim. Kapatın videoyu olur mu? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Nasıl ifade etti ailem bunu sana hocam? Ya bunu sert olarak istemiyoruz şeklinde direkt ifade ettiler. Baban mı annen mi? Ya her ikisi de onlar. Aynı sen ne cevap verdin? Ya ben dedim ki ben istiyorum. Yani sonuçta ben evlenmek istiyorum. Ya birlikte bundan sonra yaşayacağım insanı da ben seçerim. Bu kadar basit yani. Güzel. Ondan sonra da biz gelmeyiz, etmeyiz falan filan. Siz bilirsiniz dedim artık yani yapacak bir şey yok. Ama tabii bu bir günlük olan bir şeydi yani. Bayağı bir konuşuldu süreç. Bu. Süreç. Düğünde yoklardı. Düğünde yoklardı, hayır. İyi. Ondan sonra öyle oldu. Sen ne hissettin? Ya bu arada kızın 5 dakika önceki cümlesi şeydi ya. Benim içime çok sindi. Ben şimdi ayıyorum. Yani o zaten mutlu. Değil mi? Çok sindi yani. Hayır ya. Huzurumu kaçıracaklardı Mesut Bey. İçime çok sindi diyor. Ya öyle değil. Hani... Tamam öyle de ya. Senin de söz hakkın var. Konuş kız. Ya benim istediğim gibi oldu her şey. İşte benim dediğime çıkıyor zaten. Öyle değil diyor. Aynısını söylüyor benimle. Anladın. Şey Ankara'da daha büyük çaplı oldu. Mesela normalde olsaydı belki İstanbul'da daha... Senin ailen bu duruma ne dedi? Benim babam ilk duyduğunda sadece şöyle dedi. Tamam, biz sizin için ne yapabiliriz? Reality show'a döndü o ilişki testi. Hoşuma da gidiyor bir yandan yani. Türkiye'nin yeni Müge Anlısı'yla ilişki testi. Düğün şarkısı neydi? Düğün şarkısı... Tut elimden beni. Beni çok sev. Tarkan. Tarkan. Tut elimden beni çok sev. Anan da gelmesin diye devam ediyor şarkı. Hocam peki başka senin taraftan kimse gitti mi düğüne? Ya, benim... ya sen tek tabanca mıydın yoksa akraba var mıydı? Yok vardı akrabalarım. Ama çok az. Çok az yani. Teyzem vardı. İki tane teyzem. Onlara da bravo. Sonra bir tane... Kalk işte. Biz bir azıcık huzurum kaçtı ama olsun onları idare ettim. Ben isterdim ki onlar da gelmesin. Hayır onlar geldiği için çok mutlu tamam oldu. Tamam herhalde. Halamlar falan vardı. Aferin. Yani zaten ortak akraba var. Kardeşin var mı senin? Kardeşim var bir tane. Aynı. O geldi mi? Yok o da gelmedi. Ha. Anladım. Ama şimdi iyiyiz yani. Tabii. Çocuktan sonra barışılır. Öyle olur zaten. Evet öyle oldu. Ya Allah muhafaza bir cenazede barışılır gibi de böyle çok büyük olaylarda barışılır. Küslükler biter. Bir anlık herhalde böyle bir iki tarafında saçma. Kim attı böyle barışma adamını? Ya ara bulucu insanlar vardı. Geldi. Onlar hani bizle konuştular. Sonra onlarla konuştular. Sonra eve mi geldiler? Sonra biz onları. Gittik. Biz bir dışarıda yemek yedik. Sonra hep beraber. Yok babamla ben bir dışarıda yemek İkiniz. Yedik. İkiniz? İkimiz bir de işte ara bulucu. Ulan çok güzel program oluyor ya. Vallahi ben sadece bunu konuşmak istiyorum. Sen babanla konuştun. Ben babam. Ne konuştun babanla? Ya çok... Irak'tan geldim bak. O zaman zaten buradaydım. Bayağıdır dönmüştüm. Tamam. Yani hani öyle çok fazla uzun uzun tekrar eskiye dönüp şey yapmadık. Tek dediğimiz yani eskiyi çok fazla artık konuşmanın anlamı yok. Bu saatten sonra ileriye bakacaksak... Bu cümleleri sen mi kurdun baban mı? İkimiz de aynı şekilde. Ha güzel. Yani zaten ikimiz aynı sayfada olmasaydık yani olamazdı yani. Bundan sonra önümüze bakalım, artık ne yapacağımıza bakalım dedik. Ben de tamam dedim yani aslında doğrusu da bu herhalde. O şekilde sonra bir biz gittik annemlere, onlar bize geldiler. Nasıl geçti o ilk gidişiniz? Çok iyiydi bence yani. Dur bakalım, Damla'ya soralım oğlum. Senin kendi annen tabii iyi geçer. Ya çok iyiydi gerçekten. Ben hani bayağı endişeli gitmiştim açıkçası. Valla, aferin ama size. Ben bayılıyorum size şu an. Valla bak. Ama güzel geçti. Sonra da hiç konuşulmadı bu mevzular. Hani o zaman öyle olmuştu, bu zaman şöyle bitti, olmuştu falan. Bitti gitti. Aralarda böyle bir hafif ben şey diyorum. Tabii siz yoktunuz düğünde falan diyorum. Onlar da işte... Kız da az değil ha, istiyor yani. Azıcık kaşıyayım da oradan. Onlar da gelemediniz ki. Çağırmadık ki. Çağırdık. Canım niye çağırmıyor? Tabii çağrılır. Ya ama o arada mesela bayağı komik şeyler oldu aslında. Ya şu an baktığımızda komik. İşte mesela düğün davetiyesine bizim adımızı yazmayın falan dediler. Tamam. Ondan sonra... Bu mu komik? Komik aslında. Şimdi baktığın zaman çok saçma değil mi?
Hayır, tabii ki. Yani, tabii ki. Açık olayım değil. Tamam. Yazdınız mı? Yazmadık. Yok. Allah Allah. Kendi isimlerimizi yazdık. Kendi isimlerimizi yazdık sadece. Normalden hani böyle anne baba yerleri olur ya düğün davetiler. Orası yok bizde. Ya bir iki fikir alayım ya. Sonra ilk bölümü toparlayalım. Kaldır bakayım parmakları. Bu hikayeyle ilgili bir fikri olan var mı? Oğlum ne izlediniz de bir daha siz? Abi fikir. Sen senin gibi oldular abi. Bilmem ki. Adı neydi? Vardır. Yani burada size de geçti mi yani bu aşk birilerine rağmen olmuş? Geçti diyenlere o desin. Abi belki bir orta yol bulunabilir diyenlere o desin. Bu ikinciye o diyenler de onlara Allah cezaları. Kim o dedi yanındaki satsın. Şurada bak herkes böyle. Burada. Böyle sıçın ağzına. Hoş geldin hocam. Merhaba, hoş bulduk. Buyursunlar. Ya şöyle hani genel problemin ne olduğunu merak ettim haliyle. Ailenin karışacak kadar hani istemiyoruz ne olabilir diye bir düşündüm de. Yani biraz daha kendini tanıtsa muhtemelen şu an iyilerdir. Hani bayağı da enerjik bir kız. Şey yapabilirlermiş. Oğlum sen ne diyorsun şu an sen? Bütün bunlar senin ne haddine ya? Ne kadar tatlı bakış açısına bak. Oh valla konuş bakalım Twitter. Ayaklı Twitter konuş. Bakalım kızın ne hataları vardı. Analar yanılmaz Mesut Bey. Onu sormadık mı? Hani aileyle sorunu ben öyle anladım daha doğrusu. Seni burada bir döveriz. Yok eyvallah. Hepimiz de ölüyoruz meraktan şu an. İyi yaptın. Ben sana attım topu sen dillendirdin daha güzel oldu. Bir şey olursa o dedi derim. Abi ben sormayacaktım aklıma soktu ya. Yok araları sorulmaz canım zaten kapatmışlar artık konuyu. Tamam ben öyle anladım sorunu. Eğer ilişkileriyse bence gayet güzel bir davranış sergilemiş beyefendi. Çağdaş, Candaş. Eyvallah. Tanıyor musun Candaş sen? Şimdi tanımış olduk bayağı ya. Tabii. Abi sen artık her şeyi söyleme hakkına sahipsin. Tanıyorsun sonuçta ya 35 dakikadır. Türkiye, artık Türkiye tanıyor. Kadir ben. Kadir. Evet. Yayınlayabilir miyiz senin olduğunu? Tabii ki her şey. Vallahi abi. Tabii. Sen bizi ne zamandır izliyorsun? İlişki testini ben hep biliyordum ama ben sizi 2008'den beri dinliyorum. Rabarbacısın yani. Tabii rabarbacıyım. Bizdensin. Koy. Evet kesin. Bay işte benim de yaptığımda şerefsizlik oldu şu an. Yok abi o yüzden ben seni çok iyi tanıdığım için satılmış gibi hissetmedim ya. Yok sattım ama. Dedim ki Mesut'un her zamanki hali. Mesut Süre böyledir. Zaten yani. Satıcı diyorsun. Buraları da koyalım ne olacaksa olsun. Satıcının sunduğu ilişki testi. Alkışlayalım kardeşimizi be. Bir tanesi oğlum valla. Eyvallah sağ olun. Kim daha çok kazanıyor? O. Ben. Hocam diyelim senden 10 kat fazla kazanıyor. Bu seni rahatsız eder miydi? Hiç rahatsız etmez. Valla? Hiç rahatsız etmez. İşim tamam sakin. Ne yapayım yani? Hiç. Yani işi bırakır o zaman. Hemen işi bırakırım. Hemen? Tabii hiç uğraşma. Hiç evde durursun işlere bakarsın. Ha, evde işte evlere bakarım. Aynen öyle. Evdeki işlere bakarım. Sağa sola giderim öyle yani. Onun işlerini yaparım o arada. Yani, hemen asistan olur musun? Tabii hemen anında. Şu anda asistanım gibi sağ aslında olsun. Aslında şu an. Yani... Ne demek o? Şimdi şöyle ben psikoloğum. O. Evden çalışıyorum. Psikologmuş. Psikoloğa akıl veriyorum ben deminden beri. Allah kahretmesin. Hayat ne acayip ya. Kadına dedim ki panik depresisin sen dedim. Dünyadan sizi bozmuyor da yani. Ben işletme mezunuyum. Az önce tanı koydum ya. Aslında günde 3 kere ilaç istem var ya bir boku kalmaz ha. Bir ufak çıkarsın dışarı. Azıcık da yürü akşamları. Bir tane de köpek alın kendinize. Bunlar çok komik oldu ya. Sence ben nasılım psikolog? Buyurun. Ben evden çalıştığım için bebek de var malum. Benim olmadığım zamanlarda, seanslı olduğum zamanlarda bebeğe bakıyor. Online mi şu an seanslar? Online. Tamam. Bir yandan da işte benim bir Instagram sayfam var. Küçük çaplı bir influencer'ım. Aa! Evet. Bir söyle buradan da artsın. Bir damla anne. Bir damla anne mi? Evet. Tamam. Bir damla. Şey koysaydı, Candaş oğlu Candaş. Madem o kadar sevdim bu ismi. Yani. Güzel bir fikir. Bir damla anne. Evet. Orada işte çekimlerimi falan yapıyor sağ olsun. Tamam. Vallahi. Aynen. Ne güzel ya. Buradan da duyuralım. Çok da sevdik ikisini de yani. Teşekkür ederiz.
öyle sağ olsun. Hani çok kazansam işi bırakır, direkt asistanım olur yani. Benim ya bu hiç de gocunmazsın bu durumda. Yok canım, niye gocunayım yani. Şu an ben fazla kazanıyorum. Gayet gocunmuyor yani. Zaten o, benim param, benim param onun parası, gene benim param. Adamın peki incelikten bir an kabalığa. Daha fazla bir gocunmuyor, bakıyorum ben buna. Bakma online dediği 40 TL alıyor, iki tane müşterisi var ya. Zaten manik depresif. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Hocam senin aran nasıl kayınvalideyle, kayınpederle? Gayet iyi. Çok iyi. Yani bir sıkıntı yok. Ben şey anladım. İçinden konuşuyor çocuk. Daha iyi değil. Bakalım olacak 6 senenin sonunda. Yok ya. Gayet iyi mi? Gayet iyi ya. Hiç vallahi sıkıntı yok. Sağ olsun, onlar da gayet şeyler yani, sıcaklar bana da. Kız isteğe kendi mi gittin? Kız isteğe ben gittim. Yine işte teyzemler vardı. Aferin teyzeye ya. Ondan sonra bir de orada da yine Ankara'da benim olan akrabalarım, yani benim akrabalardan vardı. Onlar hiç yani. Mesela kızın sülalesinden sana şey diyen olur mu? Kızımıza iyi bak, sıçarız gagara falan. Ya bir Sinan abi var, o biraz konuştu. Hadi be! Tabii. Ne dedi Sinan abi? Buna sizde de her sorunun karşılığı var ha. Ne dedi Sinan? Adamla dikkat et, o bizim sonuçta hani en değerlilerimiz, değerlerimizden biri. Yani dikkat et, onun dediklerini üzme, o ne olursa olsun dedi. Sen ne dedin cevabı? Bakacağız diye. Elimden geleni yapacağım dedim, merak etme dedi. O da sağ olsun, peki dedi ondan sonra. Öyle. Ne içtiniz bunu söylerken Sinan? Neredeydiniz yani? Ortamı anlat bakayım. Onların evdeydik değil mi? Balkon. Balkondaydık. Seni kenara mı çekti? Aynen. İki tane balkonları vardı evde. Beni küçük olana götürdü işte. Götürdü? Tabii tabii. Giderken gergin gittin mi acık? Yok ya, hiç. Gel bakalım balkona dedi sana. Ya gel bir konuşalım. Hani öyle normal zaten. Onlar da sigara falan içiyorduk bu arada. Tamam. Onlar da zaten şehir dışında, yani Ankara'nın dışında yaşıyorlar. Hani onlar da yeni gelmişlerdi. O arada hani bir tanışalım hem de konuşalım diyor. Zaten bir muhabbetimiz vardı. Hadi şurada sigara içelim derken. Ya konu öyle direkt hani gel sen de bir konuşma yapalım diye başlamadı. Hani konuşma oraya gitti daha doğrusu. Anladım. Senin abi kim kuzum? Benim kuzenim. Kuzenin. Yaşça büyük mü senden? Büyük tabii canım. Ha, var yani yaşı falan. Tabii, var yaşı var. Şimdi bak, bu ikinci bölümün başında genelde hemen bu soruyla başlamayız ama. Damlacığım, kayınvalidenin bir huyunu değiştirecek olsan. kaşıyor. Kanada artık yani orası. Ama çok istiyorum orayı konuşmak. Bir huyunu değiştirecek olsan hangi huyunu değiştirirsin? Ön yargılı olmasını. Tamam. Değiştiririm. Ama değişmiş. Biraz zaman almış. Değişti. Yo, şimdi aramız çok iyi gerçekten. Değil mi? Hı-hı. Bir de zaten o eski zamanları da böyle tamamlamak için daha da iyidir aranız şimdi. Gerçekten öyle. Değil mi? Evet, evet. Hocam sen bir huzur erdin mi bu barışma olduktan sonra? Ya tabii, sonuçta bende bayağı hani insan rahatlıyor. Arada kaldın sen tabii. Ya tabii biraz arada kaldık. İşte yani ben saçma sapan bir ortamın içinde kaldık daha doğrusu. Saçma sapan bir ortam. Saçma sapan bir ortamın içindeyiz yani. İstemiyoruz, istiyoruz falan. Bir düğüne gidiyoruz, evlenmişiz, görüşemiyoruz böyle. Tuhaf bir gereksiz. Hiç bu süreçte ağladın mı sen? Tabii canım, ağlamışım. Vallahi. Tabii tabii. Çünkü zor bir süreçti gerçekten. Beraber ağladınız mı? Yani tabii. Şöyle bir an hatırlıyorum ben. İşte bir alışveriş merkezinde buluştuk falan. Hani neden falan diyorum ben böyle. Yani neden istemiyorlar falan. Sonra işte ne yapacağız falan. Bu arada ben sürekli ayrılıyorum Candaş'tan. Ha, bir de öyle şeyler var. Tabii. Ya bu iş böyle olmaz. Hiç uzun vadeli ayrılık oldu mu? Yok. Çok uzun vadeli olmadı. Ne kadar sürdü yani? Birkaç saat sürmüştür. Sen de bayağı dik durmuşsun ha. Yok canım. Ayrıl, beşte ayrılmış, yedi gibi kendi arıyor. Sor bakayım, bir daha istiyorlar mı? Bir sor ya. Ya ağzım mı yapışır, sor. Candaş hiç bırakmadı. Aferin. Ya ben çok emindim olamayacağımdan. Hani bu şekilde olamaz falan diyordum. O da tam tersi, olacak, hayır olacak, bekle, yapacağız falan diyordu. Şimdi hep. Bak, biraz maksadını aşmasın da. Hocam bana yardım et, maksadımı aşalım şimdi sana. Sana ihtiyacım var. Çok böyle baktım, yalpalıyorum, sana bırakırım gerisini yani. Biz açıkçası ne olmuş aralarında önce? Onu bilmediğimiz için. Şimdi bu tip imkansızlıklar aradaki duyguyu da tetikler ve daha böyle birbirinize bağlanmanızı sağlar bazen. Öyle bir şey oldu mu? Yani aşkınızın arttığını hissettiniz mi? Bu olanaksızlıktan dolayı. Tabii tabii yani. Çünkü
Yani ciddi bir problem var ortada. Onu çözmek için iki tarafta elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir yandan da sizi birbirinize bağladık bence tabii bu hikaye. Bir yandan da daha yani biz zaten çok uzun bir süre yani ben yine yurt dışında çalışıyordum. O arada yani uzaktan da ilişki yönettik. O da o arada işte o bağlanma daha da arttı yani problemler hem şeyler. Öyle o, metrobüste falan birlikte ağlıyorduk işte. Tabii gerçekten. Yani, tabii evet. Ya. Aferin ya. Vallahi ilişki testinin en gerçek bölümlerinden biri. Yani evet. Hepsi yalanmış. Amma güleriz ha. Annesi yorum atmış videoda. Hayır abi biz gel beraber gittik istemeye diye. Biz başından beri geldiğimizi çok severiz yastığı altına. Çok isterim böyle bizi trollesinler. Bir saat. Kızıcığım bu adam sence dünyaya yakışıklı adam mı? Hayır. Kaç veriyorsun tipoloji olarak 10 üzerinden? 8. 8. Buralara çalışmışsın galiba. Yok şeyde de hani online bağlandığımızda da sordun. Bu arada ben gerçekten şimdi burada izleyenler... Daha önce yayınladık mı o bölüm biz? Yok daha yayınlamadık. Ama biz bunu yayınlarken yayınlamış evet. olacağız. Biz şimdi daha önce bir bölüm yayınladık. O bölümün içerisinde evimdeki psikolog bizim sponsorumuzdu ve Damla ile konuşmuşuz biz. Hı hı. Ben tabii bütün bölümler birbirine karıştığı için hatırlamıyordum. Evet. Bir de orada hani online konuştuk online. Seninle evet, ev tabii, kıyafeti tabii. falan filan. Tabii. Başka biri gibi yani hiç kodlamamışım. Aynen. Abi nereden hatırlamıyorsun diye yazanlar olur baştan söyleyelim. Şimdiden de yani. Ne olsaydı 10 olurdu? Göbeği... Olmasaydı. Yani biraz... Bu... Kası var mı? Var. Ama çok değil. Daha çok olsun ister miydin Damla? İsterdim. Vallahi. Ya biz çok spora düzenli giden bir çifttik. İşte bebek, pandemi falan derken ya biraz böyle saldık olduk. Yani. Aynen. Hiçbir şey yok ikinizeciğim. Kaşı kaş gözü göz mü? Çok beğeniyorum gözlerini. Özellikle de kirpiklerini. Şimdi bana kirpik demeden kirpiği tasvir et bakayım. Anlat. Uzun. Uzun. Böyle şey, hani şimdi kadınlar anlar, böyle rimelle kıvırmak çok zordur kirpiği. Hı-hı. Canlaşın ki rimelsiz öyle. Ben çok kıskanıyorum o yüzden. Kıvrık yani. Evet, öyle. Böyle ve çok uzun. Babandan mı böyle hocam? Yok. Soruya bak ilişkisinde. Babandan mı aynıydı senin? Babanın evinde de mi kirpiğin vardı senin? Yok, annemin herhalde biraz öyle ama galiba. Benimki bayağı öyleymiş yani. Anladım. Ben de aa öyleymiş diye şaşırıyordum çok yani. Çok güzel kirpiğim. Evet, gözlerin bir değişik senin yani. Teşekkür ederim. Ben de vurulmuşum meğer. Kirpik göz derken kaymış gitmiş. En beğendiğin fiziki özelliği kirpikleri. Kirpiklere. Vallahi. Vallahi. Güzel güzel. Hocam, dünyanın en güzel kadınım Damla. Ya bence öyle. Gerçekten yaşa. Öyle. Biliyorsun 10 yasak ama on izledim yasak. Daha önce. Tipoloji olarak kaç verirsin? Yani 9 verebilirim ya. 8.5 vereyim. 9 vermeyeyim. 8.5. 8.5? 8.5. Ne olsaydı 10 olurdu? Yani şu burnunda biraz kendisi de zaten şey. Bu sefer ilk defa kendisi de şeyi sonradan söylediler. O bir baş yalandır aslında değil mi? Kendisi rahatsız oluyor. İlk yalandır arada sıkıştırdı bu sefer. Elif yalanı unuttu. Ya burnun daha şöyle şu bölgede bir ufak bir çıktı. Yani çok problem gibi görünmüyor aslında ama kendisinin de yani rahatsız olduğu için ben onu söyleyebilirim. Candaş çok çırpındın yani. De rahat ol burnu daha güzel olabilir de ya. Burnu evet yani biraz daha iyi olabilirdi. Yani şu bölgede. Tamam tamam. En beğendiğin fiziki özelliği eşinin? Ya ben de gözlerini çok beğeniyorum. Gözlerini? Evet. Doğru. Gözleri çok güzel. Damla'ya da vuruldum hadi bakalım. Öyle mi? Evet gözlerini beğeniyorum. Göz demeden anlat bakayım bize gözü tasvir et. Göz demeden. Büyük. Ya konuklarımızı gerçekten birer kitap mı koysak sağına soluna? Öbürdeki uzun, kıvrık, büyük, kocaman. Kocaman. Büyük. Derin. 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 Ve sevimli diyeyim, sallayayım. Sevimli. Salladım. Şu an bize göz mü demiş oldun? Göz demiş. Büyük, derin ve sevimli göze mi çıkıyor yani? Yani biraz saçma oldu o sevimli. Estağfurullah, olmadı ya. Orayı bulamadım, üçü bulamadım biraz. Anladım, anladım. Peki bir huyunu değiştir bakayım Damla'nın. Ya biraz daha şey, biraz... Böyle parlama şeyi fazla. Yani bir özellikle böyle bir durum istediği gibi gitmiyorsa. Yani o tamam böyle gitmiyor ama hani yeni bir çıkar bir şey bulalım. Başka bir şekilde çözelim kısmı biraz yok. Yani o andaki o sakinliğini sağlamasını isterdim. Sağlayamıyor musun kuzucuğum? Ama mesela psikologken insanlara öneriyorsun.
Zaten sende borderline var bence. Yeniden tanı koydum şu an. Coştum lan ben, ne güzel ya. Ya yok, biraz panik olabiliyorum, doğru söylüyor. Bir de çok çabuk parlarım ben. Hı-hı. Çabuk sinirlenirim. Yani. Öyle mi? Hı-hı. Aynı şekilde de sönüyor musun ama? Aynı şekilde de sönerim, aynen. Öyle mi? Hı-hı. Öyle öyle, yani uzatma gibi bir şey olmaz. Yok, bizde olmaz o. Ama hep böyle bir bağır çağır durum var. Hep değil de yani. Herhalde sanırım birden olduğu için o birazcık sıkıntı. Frekansı ne sizin kavgalarınızın? Haftada bir mi, iki haftada bir mi? Yok ya. Yani herhalde iki haftada bir olur. Çünkü iki haftada bir yani temizlik falan yaparsak o arada o kavga kesin çıkar yani. Temizlikte? Temizlikte inanılmaz kavga çıkar. Öyle mi? Evet. Senden daha mı temiz Damla? Yo, aslında hani ikimiz de aynı seviyede diyebiliriz ama o temizlik yapılması sırasında işte orayı yap, orayı kaldır, orayı indir derken insan geriliyor tabii. İkimiz de temizlik yapmayı sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Ondan sonra da... Ama çocuk var. Çocuk var, mecbur yapmamız lazım. Çocuk olmasa? Ya, o zaman yapıyorum. Da yapıyorduk yani, ama ve yaptığımızda da yani gerçekten harbiden iyi temizlik yapıyoruz ama... Nadir. Çok kavga iki haftada yani. Bir falan işte büyük temizlik yapıyoruz. Sonrasında da hep kavga ediyoruz. Doğru mutlaka söylüyorum. Mutlaka kavga oluyor iki haftada bir. Yani. Sen bir huyunu değiştir. Herhalde ben gene kaygılı olmasını değiştirmek isterim. Hadi yani. Konuştuk ama. O zaman başka. Biraz fazla duygusal geliyor bana bazen. Öyle mi? Evet. Daha mı ayı olsun? Yok, ayı olmasın da. Hani mesela böyle... duygusal olduğu zaman her konuda... mantıklı kararlar vermek noktasında biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir örnekle güçlendir bakalım. Aklıma gelmedi şimdi bir örnek de. Sallıyorum belli ki o yok, zaman. Yok sallamıyorum. Ama mesela canlaşım falan da gözleri falan çok çabuk dolar. Bundan mı hoşnutsuz? Yok hoşnutsuz değilim. Hani duygusallığa geçiş yaptığı zaman karar verme noktasında biraz daha geç. Bir de çok zor beğenir ya. Bence ben bunu söyleyeyim ya. Bunu söyle o zaman, tamam hayatım. O zaman bunu söyle yani. Biz sana onu söyle, bunu söyle demiyoruz ki. Çok zor Benir, aynen bunu değiştirmek istiyorum kesinlikle. Biraz ya, biraz var. Çok çok mükemmelliyetçi zor. Mükemmelliyetçi mi? Aşırının aşırısı mükemmel. Vallahi. Şimdi evi değiştirmeyi düşünüyoruz. Büyütmek istiyoruz evi. 2+1 bizim evimiz. İşte bebekten sonra biraz az tamam. Gelmeye başladı. Hiçbir evi beğenmiyor. Ne arıyorsun hocam? Abi yani evler, acayip fiyatları var. O fiyatlara göre de o ev o kadar etmemesi lazım bence mesela. Hani bir o ya da ne bileyim işte uygun bir fiyatlı bir şey oluyor ama atıyorum odasının bir tanesi işte gerçekten 2 metrekare falan yani. Ya da mesela otoparkı yok. 2 metrekare bana tabut. Yani misafirliğe gitsem orada 12 sene yatmış böyle. Güzel lan, ölümün pratiği yapıyorum dur. Ya da otoparkı falan olmuyor. Yani İstanbul'da otoparksız ev yani her akşam kavga ondan sonra uğraş dur. Yani o tip şeylere bakıyorum. O yüzden site olmuyor. Site olsun, otopark olsun, havuz olsun. Bütçe? İşte bütçe olmuyor i̇şte o zaman. Bütçe isteklerimi şey karşılamıyor. Sıkıntı o. Kaç bütçeniz? Bir şey olmaz. Yani kafanda ev için bir fiyat var. 1,5 kaç? 1,5 falan. 1-1,5 arasında olabilir aynen. Kira? Hayır, satın alacağız. Alacağınız. Benim bunlar delirmiş 1500 liraya varıyorlar. Benim peki vizyonsuz köpekliğim, aklıma gelmemesi satın almak, değil mi? Kira! 1500'e otopark olsun, terası olsun tabii. 6+1 olsun tabii tabii. Güvenlik olsun ama bizim dairenin güvenliği de olsun kapıda. 200 de ona verelim. Anladım. O yüzden... 1 ile 1,5 arasında mı 500 bin lira var? 1500'ü zorlarız ya. Zor yani işte kredidir, odur, kendi evimizdir falan filan derken birleştirip öyle bir şey. Söyleyin şimdi kameralarda. Nasıl bir ev arıyorsun söyle bakayım kameraya. 1,5'a kadar. Evet. 1,5'a kadar. Tamam. 4 odalı. Söylüyor. Söyle lan, belki çıkartın bakalım, belli olmaz. Bir tane gayrimenkul danışmanı kendi adını duyurmak için araya girer, bir şey olur. Hadi bak, belki yuva kuracağız size şimdi. Hadi. 4 odalı. 1,5. Annesi de kalacak. Otoparklı. Mümkünse metro Marmara'ya yakın. Böyle bir şey arıyoruz. Metro Marmara'ya yakın. Yani ikisinden birine, metroya veya Marmara'ya. Evet. Site olursa da tabii süper olur. Tabii. Burada var mı aramızda gayrimenkul danışmanı? Çıkıyorum. Bizde var öyle bir ev. Vardır bir tane. Emlakçı var mı? Buldun mu? Yok. Maalesef. Ne sizin meslekleriniz? Olmadı. Bu kadar kişi içinde bir tane bulamadık. Mesleğiniz var mı lan sizin? Nedir abi? Niye parmak aldın bize şu an? Dünyanın en anlamsız konuşmuyoruz. İyi akşamlar, merhabalar. Makine mühendisiyim ama fikrimi söylemek istedim. Ne yaşadılar daha önce? Bunu açıklamadılar çünkü daha önce. Buyurun. Yo, ben makine mühendisiyim de eşim çekiniyor. Eşim satış danışmanı. İnşaat firmaları var. Tamam.
işte. Onun adına ben çıktım. Belki konuşur dedim. Onun adına sen niye çıktın şu an? Çekindiği için. Tamam, o sana söylesin, sen bana seslendir. Şekerim, sen söyle oradan bir şeyler şimdi. Bu şartlarda bu ev bulunur mu? Bulunur ama İzmit'te diyor. Ver bir konuşalım, bir şey olmaz ya. Hadi hadi. Kalk bakalım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mu böyle fazladan istekleri var? Yani İstanbul şartlarında 1,5 milyona böyle bir ev bulması bence çok normal değil. Nerede bulsun? Bizim Kocaeli'de inşaat firmamız var. Sen şu an ev mi satmaya çalışıyorsun? Yakın abi, yeni bir daha. Bu arada çok fazla. O ne ilişkisi ya? Çok orijinal bir bölümün içindeyiz şu an. Gözümün önünde ev satılıyor. Tamam, inşaat firmanız var. Orada mesela bu şartlarda ev var mı? Bu şartlarda ev var. Bu arada İstanbul'da da çok fazla git gel yapan var bizim sitelerde. Var. Ne kadar sürüyor buraya git gel? Levent'e falan giden bile var sabahları. 2 saate herhalde gidiyorlar. Hayatta başarılar diliyorum. Sen nereye gideceksin? Ben Beşiktaş'a. Beşiktaş'a. İzmit'ten gidip gelir misin? Ben bak, 900'e kapatırız. İzmit'ten gidip gelecek mi? Ben Kocaeli'de okudum. Aslında 4 sene İstanbul'dan gelip gittim yani. Evet. Hani yapılabilir ama tabii... Biraz şartlı bir lazım. İkna olmaya da başladı şu an. Ya yok canım, biz de yani o imkansız. Yani öyle bir şey olamaz. Ben çok evden çalışıyorum, bana her yer okuyor. Ben bana 10 dakikada konuşup sattırırım bu evi buraya. Peki benim %3 komisyonum var mı bu hikayede? Genelde öyle alıyorlar mı? %3 var mı benim komisyonum? %2 veririz tabii. Neden %2? Olur? %2? Evet. %2 ne kadar? 30 bin. 30 bin. Sevinçimi gördün mü ya? Oo, 2 dakikada hallettim 30 bin ya. Hadi şunu %3 yap ya. Eyvah, buraları yayınlarım ben ha. Yayınlayabilirsin. Tamam, kocaman alkış buraya. Demin ev işleri dediniz de böyle arada girdik çıktık. Ev işleri kimde daha çok? Karışık. Hani ben mesela yemekte daha çok şey yapabilirim, yardımcı oluyorum. İyi mi eli mutfakta? İyidir. Eli demezler ona, ne derler? Eli iyi mi? Derler mi? Demezler. Bok gibi deyim mi? Eli iyi. Bir eli var. Yok öyle şeyler yani. Neymiş? Eli lezzetli. Ha. Yani et yemeklerini falan güzel yapar. Yaparım pilav ya. Çok güzel yapar. Valla. Ütü ya. Kimde ütü? Çorla. Ütü bende ya. Çamaşır? O da bende. Yani eşitlik. Ya temizlik ya, olsun. Aa, sinirlendim. %7 enerjili adamı çıldırttım. Askım lan. Yeterler eşit işte. Oğlum sen bu anı mı bekledin enerjinin çıkmasını? Resmen adama power bank taktım az önce. Bir anda 53 oldu enerji. Buyurun. Ya bu temizlikte tabii ki daha fazla işte süpürmedir falan, silmedir. Oralarda ben de yardımcı oluyorum. Bana. Yardımcı oluyorsun. Tabii. Eşlik ediyorsun. Eşlik ediyorum. Yani genelde bölüşüyoruz işte, sen süpür. Çocuğun altında eşledin mi hiç? Çok. Çok. Valla. Başka ne yaptın çocuğa? Mamasını da veririm, altını da değiştiririm, her şeyini yapabilirim. Ya bir anne veririm. Gibi her şeyini yapar gerçekten. Emzirdim hiç. O hariç değil. O hariç her şeyi yapar. Vallahi mi ya? Gerçekten yaparım. Anladım. Üstüne titriyor yani. Çok. Candaş elinin. Evet. Biraz fazla titriyor işte. Yok ya, bırak. Keşke daha az titrese. Keşke. Sen hiç kendine psikoloğa gittin mi? Gittim. Gittin. Evet. Ne tanısı koydular? Manik terapisi çünkü çok bilirim ha. Bilmişim beğer. Yo, ben sınav döneminde gitmiştim. Ha. Çok kaygılıydım ÖSS döneminde. O zaman gitmiştim. Destek almak için. Anladım. Sen hocam? Yok, ben hiç gitmedim daha önce. Evde. Evde. Evde var mı? Hanım 6 gibi boş musun ya? 6-7 arası ne yapıyorsun? Yüz yüze salonda ha. Başka bir kıza aşığım da onu söyleyeceğim sana. Akıl alacağım acık senden, olur mu? Evde var, olur mu hocam? Bu pilav mı bu ya, rica ederim ya. Meslek bu ya, disiplin ya bu. Evde var diyor. Ne para verecek abi dışarıya? Okumuş işte kadın, sorsun ona. Onu anlatacak çünkü, başkası lazım yani. Hocam bassa gitse Damla. Bastı gitti. Tamam. Tutku bitti dedi. Ayrıldı. Hı. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin? Ulan bu soruya bak şimdi. Böyle. Yani bence yarım saat falan. 3 gibi ayrılsa 1,5'a toparlar. Çünkü yani bir kapanır telefon, açılır açık yedi. Biraz daha hani Instagram açarsın ya, 2 tane bir şey likelersin, yine kapanır. Öyle bir hali var adamın. Ulan soru ne komik oldu kendiliğinden ya. Düşünerek de yapmadım. Çok güldünüz. Allah razı olsun sizden de yani. Kafada yormadım hiç. Of.
Yani kaç zamanda bu? Çok üzülürüm ama herhalde bir 6 ayda falan toplarım ya. Yani. 6 ayda? Tabii canım. Vallahi abi ya. Toplarım. Yeni bir ilişki? Yok, o olmaz ama kendimi toplarım yani. Ha, anladım. Yani kendimi toplayacak hale gelirim ama... Biraz daha rasyonel bakıyorsun hayata ama senin duygusal olduğunu söyledi az önce. Ya bazı kararlarda böyle çok değişik bir şekilde aşırı rasyonel olabiliyorum. Bazı kararlarda da gerçekten duygusallıktan hani hiçbir şey düşünemiyorum. Böyle saçma. Ama burada rasyonel kalırım diyorsun. Orada rasyonel kalmayı tercih ederim daha. Anladım. 6 ayda toparlarsın. 6 ayda toparlarım. Sen kuzum, bu adam bastı gitti. Kaç zamanda toparlarsın sence? Ben çok zor toparlarım ya. Çünkü Candaş yani hani... hayatımı da çok kolaylaştıran bir insan benim. Yani çok yardımcı, en iyi arkadaşım, her şeyi ona anlatıyorum falan. Yani bayağı 3-4 senede zor toparlarım herhalde ben kendime. %7. Hanım 3-4 sene diyor, sen 6 ay diyorsun. Üzdü. Ya çok üzüleceğim kesin ama yani günün sonunda nereye kadar üzülmeye devam edeceğim? Hayat devam edecek sonuçta. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hala şu an sıvıyor ya. Değil mi? Sıvıyor. Adama bir fırsat ama... daha verdim azıcık düzelsin falan diye. Ama kadın 4 yıl diyor, 6 ay diyor yani. 8 kat var aralarında. Böyle de illegal bir durumda birbirinizi saklar mısınız? Damla geldi bu adam, dedi ki ya yanlışlıkla bir şey oldu dedi. Getirdi bir şey. Bir tane ölü var. Saklayalım bunu diyor. Saklarım ya. Vallahi mi? Vallahi saklarım. Bazısı da böyle hikayeleri sever çünkü yani. Yani sevmem ama hani onu... Ona bir şey olmasın diye elimden geleni yapmaya çalışırım. Dedi ki şu işte gidelim bir tane ormana gömek. Ay çok korkarım ben öyle şeylerden. Valla. Kendi mi gömsün? Kendi gömsün de ben saklarım. Yani söylemem kimseye. Bu mu ya senin faydan bu adama şöyle? Hiçbir şey yapmıyor. Sustum. Benden sır çıkmaz. Onu sormuyorum yani. Destek olur musun o anlamda? Yani mecbur kalırsam olurum. Anladım. Sen hocam? Olurum, ben de olurum. Hanım geldi, dedi ki bir tane dedi terapide dedi dayanamadım, boğuldum dedi. Salak salak konuşuyor dedi, bir kuruldum dedi, boğuldum dedi. Olurum ama yani ondan sonra herhalde uyuyamam herhalde ondan sonra ya. Uyuyamaz mısın? Vallahi uyuyamam. Bu mu yani? O hiç aklımdan İnsan çıkmaz yani. Gömmüşler, uykum kaçar ya. Rahat rahat uyuyamam ya, huzurlu bir uyku çekemem be Mesut'cum. Kendime gelemem yani. Abi herhalde yani o kadar olsun sen de iyice. Gömmüşler orluyor orluyor böyle. Hemen olayın sonrasında değil de yani çok uzun bir süre. Ha. Ciddi anlamda. Tamam o gece uyuyamaz zaten biz abi. Komik olur. Hemen 11 gibi gelmişler yatmışlar. Siklet bu konu kapandı. Neyse konuşan hemen konuşacak. Gel uyuyacağız. Kardeş sence Damla senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulamazdı ya. Öyle düşünüyorum, bulamazdı. Nereden bu özgüven? Ya bu sence neden? Ya şöyle ben ya kendisinin dediği gibi her konuda onun her zaman destek olunur. Evet. Bir şeyim var yani onu her zor bir hikayeden beraber alnınızın akıyla çıkmışsınız. Evet. Ya hem hikayeden hem de onu düşündüm yani ne konu, herhangi bir konu olursa olsun, ne zaman bir sıkıntısı olsa mutlaka destek olurum ve bunu hiçbir zaman şeye beklemem yani hani sonuna kadar yaparım bunu. O yüzden öyle düşünüyorum açıkçası. Bulamaz diye düşünüyorum. Bulamazdım, doğru. Vallahi öyle düşünüyorsun öyle sen de. Düşünüyorum. Sence peki Candaş senden daha iyisini bulabilir miydi? O da bulamazdı bence. Neden? Ben de çünkü onu çok seviyorum. Bu mu yani argümanınız? Çok seviyorum. Psikoloğa bak, akıl oyunları yapıyor bana. Bayılıyorum ya kocama. Kirpikleri falan böyle içeri doğru. Yo, gerçekten ben onu çok güzel sevdim. Çok uzun süre gelmesini bekledim. Çünkü o da işte... 2-3 sene falan yurt dışındaydı. Ve orada hep devam ettiniz. Ve orada hep devam ettiniz. Sen hiç gittin mi oraya? Ben hiç gitmedim. Niye gülüyorsun şu an? Nasıl gideyim? Yok hiç gitmedim ama mesela... Nasıl gideyim diyor. Vardır bir yolu canım. Hiç çağırdın mı hocam? Yok çağırmadım. Ama annemler bilmiyordu ki o zaman zaten. Ha tamam. Gidemezdim yani. Ama hep destek oldum mesela. Onun da orada çok zor zamanları oldu. Yani kolay bir şey değil. Sonuçta bir kamp hayatının içinde yaşıyorlar. Ama ben de o zaman ona çok destek oldum mesela. Vallahi çok güçlü ilişki ha. Dur bakalım seyircimiz ne diyecek? Candaş, Damla'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. %2 kaldı şu an adam. Gördün mü bir göz kapandı şu an. Can çekişiyor telefon şu an. Twitter'a girme, kapanırım. Twitter'a girme. Normal rehbere gir, birini ara.
Damla Candaş'tan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Ben de şaşırdım. Neye? Gelmedi ki o doğru düzgün. Niye ama Candaş'tan daha çok geldi. Bu sidik yarışına gerek var mı şu an yani? Hani net bir fark yok. Neye sevindin anlamadık ki. Kocasını da satıyor. Daha çok gelmedi yalnız. Hepimiz oradaydık, duyduk. Şaşırdım yani. Tamam, Damla'ya o diye bağıranlar kimler? Kaldır parmakları. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber kuzucuğum? İyidir, sizden? Sağ ol. Kim daha iyisini bulabilirdi? İkisi de. Bu ne parmak aldın? Ama Damla'ya diye sordunuz. Doğru. İkisini de mi o dedin sen? Evet. Sen anamsın. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sen merkez sağ partisi şu an. Biraz politik cevap vermiş olabilirim. Daha politiğe gelmedi şu ana kadar. Parmağı da o yüzden rahat kaldırdık. Orta yolcu olurum, hiç başa bir şey gelmez. Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu. Hangisi bir tık daha, mesela senin volümünü böyle bir kaydetsek, hangi O'da daha çok bağırmışındır? Yani ikisinde de. Çünkü herkes bulabilir daha mükemmel. Sen DYP'sin. O da olur. Anladım. Teşekkür ederiz Tansu Çiller. O bir yıllık ilişkiler vardı ya, hiç konuşmadınız. Beyefendinin o bir yıllık ilişkisi bir sebepten hastanede refakatçi olması için Candaş'ı arıyor. Hmm diyor ya. Hmm, sor bakalım pezevenk sor. Hmm. Ne olacak, orada mı kalacak? Boku mu kalır orada? İnşallah onu sormuyordur. Arıyor. O da dedi ki yanında olmam gerekir. Buna bozulur musun? Çok bozulurum. Gerçekten. Evet. Neden? Bozulurum ya. Bir sen yani nasıl hiç konuşmamışlar da hasta olunca şimdi bir tek aklına Candaş mı gelmiş? Gelmiş. Olamaz öyle bir şey. Oldu diyelim. Önermeyi bozma canım. Oldu. Gitti oldu. Adam. Gitti. Allah Allah. Ha. Aman eve gelmesin yani. Gerçekten mi? Evet. Dönmesin. Dönmesin. Boşar mısın? Boşayabilirim. Gerçekten mi ya? Düşünürüm yani boşanmayı kesin. Anladım. Hocam, o bir yıllık ilişkisine refakatçi gitti. Ya ben de gitmesini istemem yani aslında. Giderse de sonrası dediği gibi aynen boşanmaya kadar gidebilir yani. İstemem yani. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Bir tık daha, Damla daha kıskanç. Valla? Yani. Bence Candaş daha kıskanç. Herhangi bir konuda aynı fikirde değilsiniz ki siz. Sence neden Candaş kıskanç? Çünkü bazen kıyafetime falan karışmaya çalışıyor. Ben de izin vermiyorum. Aferin sana. Neye karışıyorsun? Ya kıyafetine kesinlikle şey anlamında karışmıyorum. Yani dekolte o anlamda değil. Yok, sadece daha şık olabilecek öyle başka mi? Bir şey var mı? Karışıyor. Bu biraz kısa değil mi? Falan? Çok tatlı ya. Karışıyor. Ben anlatacağım. O şimdi boş konuşsun da karışıyor gayet. Bu biraz kısa değil mi ya falan? Sen ne diyorsun? Değil diyorsun. Hayır değil diyorum. Burak ve giyiyorsun. Evet. Bitti gitti. Aynen. Arda vızıldar. Ben de uzatmıyorum zaten. O da uzatmıyor da yani. Tabii. Çok gereksiz bir kıskançlık bence. Birinden kıskanma hiç oldu mu? Benim oldu da onun olmadı herhalde. Ha senin oldu. Ne yaşadın hocam sen? Ya bir şey yaşamadım aslında da yani. Bir fotoğraf falan evet, olmuştu bir herhalde. Bir fotoğraf paylaşmıştı bir hayır arkadaş. Ne yaşadın da ki onu söylemedim lan zaten. Kimle yatıp kalktın onu mu sordum ben sana? Hayır. Bir şey yaşamadım diyor. Hayır yani kıskançlık adı altında ne yaşadın? Ya işte bir fotoğraf paylaşmıştı arkadaşım. Bir tane bir etkinlikteydik. Tamam. Bir arkadaşım fotoğraf paylaşmıştı. Sadece ikisinin fotoğrafı ama. İkimizin. Post attı kız. Hikaye. Story atmıştı herhalde aynen. Onu görmüştü ama işte ona şey yapmıştı. Ne yazmış senin için kız? Hiçbir şey yazmamıştı ya öyle biz ikimizin fotoğrafı. Ama öncesi var onun ya. Yani ne var? Öyle bir fotoğraf paylaştı diye kıskanacak bir insan değilim ben. Ne varmış öncesi? İşte öncesinde hep böyle Candaş'ın hikayelerine falan böyle emoji falan bırakıyordu. Onu nereden biliyorsun sen? Onun Instagram'ı bende açıktı benim telefonumda. Aha. Orada görmüştüm. Psikoloğa bak sen ya, yemin ediyorum. Hiç böyle bir şey duydunuz mu hayatınızda? Normal bir şeymiş gibi söylüyor. Ben direkt bana geliyor onlar zaten. Alevdir, 100 puandır hepsi bana geliyor. İşte dikkatimi çekmişti. Birlikte olduğumuz şeylere hiçbir şey yapmıyordu. Ha. Ben de sinirlenmiştim falan. İşte etkinliğe beraber... Hiç kendin cevap yazdın mı? Yok yazmadım. Ha tamam. Hiç aklına geldi mi yazmak? Yok gelmedi. Tamam. Etkinliğe beraber gideceklerini duyunca işte çok samimi olma falan demiştim ben Candaş'a. Ondan sonra bir baktım beraber fotoğraf çekilmişler. Candaş?
Ya zaten yani öyle anlık gelişen bir şeydi ya. Yani öyle çok hani böyle beraber gezelim de. Çırpınan bir erkek. Anlık mesela normal hayatımızda yapıyoruz. Yanına geçtim şak şak hemen devam ettim. Anlık ya tak. Böyle ben mi? Hamileydim o zaman. Zaten hormonlarım şey. Ya o çok yüksekti aslında. Yüksektim yani. Ha. Yüksekti zaten. Ama şimdi de öyle anlatıyorsun. Ya şimdi hani aslında mesela şu an olsa kıskanmayabilirim. Aa. Aynen. Ama kıskanabilirsin. Kıskanabilirim ama o kadar yüksek tepkiler vermem. Çok yani. Mu yüksek tepki verdi? Tabii canım bayağı. İşte sen kimle fotoğraf çekmiyorsun? Kaldıkça bu konu sen ne yapıyorsun orada? Bir sürü şey ondan sonra uğraştık yani. Bir iki gün falan. Kaldırdı mı kız? Kaldırdı. Ha tamam. Ya zaten. Sen mi aradın kaldır diye? Söyledim canım kaldır dedim. Ne kadar zor işler ya bunlar. Çok zor ya. Yani çünkü... Senin çektiğin valla sen ondan 56 yaşında gösteriyorsun. Valla ne çekmişsin ha. Seni perişan etmişler Çağdaş. Puanlayalım. İyi ki sorduk ha. Çağdaşlığın sıfır dolaylarında gezdiğini anlayamayacaktık yoksa. Çağdaşlık. Kromagnon ya iki tane. İki diyenler o desin. Dur bir dakika. Altı ve üzeri diyenler o desin. Ne oldu lan o kadar? Bu fotoğrafa kim bozulur başka burada? Böyle bir fotoğrafa. Parmak kaldıran var bir de dayanamayan var. Oh! Kim o ya? O kızın bana adını versinler çabuk. Bana bak insanların arasını bozmaya hakkın yok. Adam evli görmüyor musun? Şıllık. Bence yorum yazanlar böyle yazıyor ya. Böyle kendilerini kaybetmiş bir şekilde. Bazen bizim bölümün altında da böyle 3-5 tane salak çıkıyor. Kadının 1 gram sevdiğini düşünmüyorum. Enter. Bu erkek de herkesle yapmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Hadi bakalım. Hmm. Ya 500 yorumdan 5'i böyle de. Ama bence böyle yani. O yazan da böyle. Adam pezevenk, kadın orospu. Hadi bakalım. Lazım. Azıcık akıllansınlar. O 3-5 kişiden bahsediyorum. Yani. Of. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi en son soruyorduk. Sadakat. Aklım gitmiş iyice. Sadakat. Allah Allah. Fotoğraflar bilmem neler. 10 üzerinden 10 diyenler o desin. Oh. Ya. Böyle bir herif ya. Enerjimiz az ama dürüstüz. Kendi aradaki eğlence düzeyi. Çok dengeli, çok güçlü bir ilişki görüyorum ben. Bana düşmez ama sen de manik depresif bir durum var. Yani dağlar delinmiş. Öyle bir aşk yaşartmışsınız. Tebrik ediyorum ikinizi de. Seni hocam özellikle. Kolay değildir. Herkesin yani baksanız açmasın götü yemez buna yani. Oo, ağır konuştum durduk ya. Çok klas giderken mesaj verirken. Hadi bakalım kimin götü yiyor burada diye. Kendi aradaki eğlence düzeyi. Benim içime en çok sinen bölümlerden biri. Çok gerçek bir ilişki testi çektik. Şimdiden söylüyorum benim ilk beşimde. Buna gülemezsiniz şu an. 8 üzeri diyenler o desin. Neyi beğenmediler acaba gene bu? Öndeki zaten kapitalizm öyle bir çok para verdik yani. Bak 10 liralıklara öyle mi? Kalk 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 kalk. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Diyelim bu vakte kadar 5 kere güldün. Hala YouTube'dan bize abone değilsin. Sen bilirsin. Naif beddua severim. Yaşam enerjin %7 olsun. Çok soğuk havalarda kapan. Bölüm biter bay bay. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bir tanesiniz. Bay bay.